İbrahim Tatlıses'in karıştığı olaylar. İbrahim Tatlıses ayağında kundura türküsüyle şöhrete kavuşmuştu. Sanatçı aradan geçen yıllar boyunca adı, şarkıları, şarkıcılığı ve yaptığı işler kadar karıştığı birçok silahlı olay ve kavgayla danıldı. İşte o olaylardan bazıları tatlı ses 1981'de İzmir fuarında polise hakaretten tutuklanıp cezaevine girdi. 1990'da da kokain operasyonunda adı geçen ünlüler arasındaydı. Bu davadan 1994 yılında beraat etti. 1990'ın başında yapımcı Şehmuz İlgin'le kaset yüzünden ihtilafa düştü. Etilerdeki villası kundaklandı. İbrahim Tatlıses 1990 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnedeyken bacağından vurulmuştu. Saldırganlar Ramazan Yetişen ve Fuat Aslan vurma gerekçelerine bize kaset sözü vardı ama yapmadı diye açıklamışlardı. 1991 seçimlerinde Anap istemeyince Şanlıurfa'dan bağımsız aday oldu. Seçim kampanyasını silahıyla havaya 5 el ateş açarak başlattı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremedi. 8 Nisan 1995'te Hilton Oteli'ndeki Hasan Heybetli'nin yeğeninin sünnet düğününde meskun mahalde ateş açmaktan gözaltına alındı. 1996 yılında Şanlıurfa'da Halıcılar Çarşısı'nda dolaşırken tartıştığı Ahmet Top'tan yeğeni Fevzi Tatlı tarafından vurularak öldürüldü. 22 Ağustos 1998'de tatlı sesin otomobilini kurşunlayan Hasan Bora'nın adam Abdullah Uçmak kurşunlanarak yaralandı. Eski menajeri Hasan Bora ile arası 1999'da Şule Çatak yüzünden açıldı. Bora'nın müzik şirketi Tatlı Sesin oğlu Ahmet Tatlı, kardeş Hüseyin Tatlı ve adamları tarafından basıldı. 6 Ekim 2000'de şoförünün kullandığı otomobilde ruhsatsız iki tabanca yakalanınca kelepçelenip gözaltına alındı. 2000'in Kasım ayında emekli pilot Nusret Ertürk'ü tehdit ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi.